Kilo alamıyorum. Ne kadar çok yemek yersem yiyeyim, kilo alamıyorum. Bileklerim çok ince. Kollarım çok ince. Çelimsiz gözüküyorum. Ne taraftan bakarsam bakın kemiklerim sayılıyor. Nasıl kilo alacağım? Öncelikle şundan bahsedeyim. Yeterince çok yemek yiyip kilo alamamanız çok uzak bir ihtimal. Eğer ciddi bir sağlık probleminiz yoksa yemek yiyiminizi arttırarak kilo alabilirsiniz. Kilo alamayan insanların %90'ı %95'inin temel sorunu düşündükleri kadar çok yemek yememeleridir. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Kilo alma probleminin çözümü iki aşamalı. Birinci kısım sık sık olduğu gibi beslenme. İkinci kısım spor, tahmin edeceğiniz gibi. Önce birinci kısımdan, yani beslenme kısmından başlayalım. Vücudunuzun kilo alması için kalori fazlası olması lazım. Şimdiye kadar daha çok yediğinizi düşünerek, daha çok yemek yiyerek kilo alamadıysanız demek ki yeterince kaloriyi alamıyorsunuz. Peki daha önce zayıflama ile ilgili konularda da anlattığım gibi ne yapmamız gerekiyor? Kalori alımını arttıracağız. Nasıl takip edeceğiz? Yine aynı yere geliyoruz. Kalori sayma ve makrolar. Şimdi her konunun temelinde bunlar geliyor ama gerçekten önemli olduğu için bunlar geliyor. Eğer amacınız kilo almaksa sizin aşağı yukarı vücut ağırlığı çarpı 50 kalori günlük kalori alımınız olması lazım. Yani 70 kiloysanız kilo almak istiyorsanız günde minimum 3500 kalorilik bir alımınız olması lazım. Ve ideal olarak da bu kilo alma sürecinde iyi proteinle destekliyor olmanız lazım. Nedir dersiniz? Aşağı yukarı vücut ağırlığınız çarpı 2 gram. Yani 70 kilo almak isteyen biri yaklaşık 3500 kalori ve 140 gram günlük bir diyet uygulamak durumunda. 3500 kalori, 140 gram protein nasıl takip edeceğiz? Daha önce birçok kez söyledim. Fat Secret ya da MyFitnessPal tarzı bir uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Yediklerinizi kaydetmeye başlıyorsunuz. Ve her gün mutlaka bu iki rakamı tutturduğunuza emin oluyorsunuz. Peki bu kendi içinde yeter mi? Hayır. Bu şekilde kilo alabiliyorsanız bu kaloriyi de devam ettireceksiniz. Alamıyorsanız eğer, yani 3500 ve 140 gram unutmayın 70 kilo biri için. Yani temeli vücut ağırlığı çarpı 50 kalori, vücut ağırlığı çarpı 2 gram. Bu şekilde kilo alamıyorsanız bu iki rakamı da bir miktar daha arttırmanız gerekecektir. Peki bu daha çok yeme, günlük ağırlığımız çarpı 50 kaloriyi nasıl tutturacağız derseniz birkaç tane bununla ilgili önerim var. Birincisi daha sık yemek yiyin. Yani yemek aralıklarınızı 3 saat civarına düşürün. İkincisi daha kalori yoğun yemekler yiyin. Kalori yoğun yemekleri zaten Fat Secret ya da MyFitnessPal'i kurduktan sonra hangi yemekler kalori yoğun, hangi yemekler iştahınızı fazla kapatmadan bol kalori almanızı sağlıyor, kendiniz bulabileceksiniz. Ama şunu söyleyeyim, yağlı yemekler her zaman için kilo alma amacınız için daha iyi destekleyici. Çünkü daha kalori yoğun yiyeceklerdir. Kilo alma yolculuğuna çıktıysanız biraz planlamanız gerekiyor. Yani bazı zamanlarda yanınızda abur cuburunuzu, ara öğünlerinizi taşıyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında yemekten önce su içmemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. İştahınızı kapamaması için, daha bol yemek yiyebilmek için. Mümkün olduğunca büyük boy tabaklar seçmeniz gerekiyor ki dolu dolu yiyebilin. Unutmayın, önceki yemek yeme yöntemlerinizde kilo alamadığınız için bunu deniyorsunuz. Yani bir takım şeyleri farklı yapmak durumundasınız. Sık sık beslenme ile ilgili konuştuğumda peki ne yiyeceğiz sorusu geliyor. Kilo almakla ilgili birkaç tane öneride bulunayım. Birincisi sarısıyla birlikte yumurta. Mutlaka beslenmenize eklemeniz gereken bir besin. Tereyağı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar. Mümkün olduğunca günlük tüketiminizi arttırmanız gerekiyor kilo alma amacınız varsa. Bunun dışında kuru yemişler, özellikle ceviz, fındık gibi kuru yemişler gün içerisinde her yerde her zaman tüketebileceğiniz ara öğünlerdir. Ve her yere taşıyabilirsiniz rahatlıkla. Bunları atlamayın. İştahınızla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyorsanız, yani daha fazla yemek yemekte zorlanıyorsanız sıvı kalori olarak
kalorinizi eklemeyi unutmayın. Sıvı kaloriden kastım ne? Günde 1 ya da 2 litre kefir ya da ayran normal beslenmenizi ekleyebiliyorsanız ciddi bir kalori ve protein artışıdır. Bu tarz bir şey deneyin. Şunu unutmayın. Beslenmeyle ilgili. Eğer yeterince çok kalori alıyorsanız kilo almamanız termodinamik yasalarına karşıdır. Yani kilo alamıyorsanız yeterince yemiyorsunuzdur. Birinci kısım beslenme dedik. Beslenme yolunda olmazsa kilo alamazsınız. Ama sizin amacınız sadece kilo almak mı? Sadece kilo alırsanız bunun büyük kısmı yağ olarak gelir. Yağ demek göbeklenmeniz demek. Siz göbeklenmek istemiyorsunuz. Siz bu kiloyu ideal olarak hem kas kütlesi hem de yağ olarak almak istiyorsunuz. O zaman mutlaka bu beslenmenizi doğru spor ile desteklemeniz lazım. Peki doğru spor nedir? Birincisi, kas yapma amacına en uygun spor ağırlık çalışmadır. Vücut geliştirme, fitness vesaire olarak adlandırmıyorum. Bakın, ağırlık çalışmadır. Ve uygulamanız gereken program haftada 3 gün tüm vücut antrenmanıdır. Bu bana defalarca kez soruluyor. Haftada 3 gün tüm vücut antrenmanı. Ve mümkün olduğunca bileşik hareketler. Yani tek seferde tek eklemi çalıştıran hareketler yerine bir seferde birden fazla eklemi çalıştıran hareketler seçmek zorundasınız. Ne gibi hareketler? Squat, çömel kalk, deadlift, bench press, barfix, barbell row, dips, barbell press. Bu tarz bütünleşik hareketler. Ve tüm vücut programınızda günde 25 setten fazla, 25 set diyorum, dikkatinizi çekiyorum, 25 setten fazla hareket olmayacak. Yani 3x8 tarzı geleneksel bir program eğer izliyorsanız 3 set çarpı 8 tekrar, günde maksimum 8 hareket. 5x5 tarzı bir program izliyorsanız eğer günde sadece 5 hareket. Bu yeterli mi? Evet. %100 kesinlikle yeterli. Daha fazlasına ihtiyacınız yok. Çünkü bu antrenmanı yaparken aklınızda bir tek şey olacak. Kiloları arttırmak. Çalıştığınız kiloları her antrenman, her hafta arttırmak. Çünkü eğer çalıştığınız kilolar artıyorsa güç artar. Güç artıyorsa kas kütlenizle beraberinde artacaktır. Başka yöntemler aramayın. Bu yöntem, kilo almak istiyorsanız, kas yapmak istiyorsanız bu beslenmeyle birlikte en ideal yöntem. Bu arada gizli kahramanı unutmayalım. Uyku. Siz yeni doku oluşturmak istiyorsunuz. Yeni kas dokusu. Bunun için günde minimum 8 saat uyuyor olmanız lazım. Uykunuz eksikse eğer gelişmeniz de yavaş olacaktır. Bunu unutmayın. Hemen özetleyelim. Kilo almak istiyorsanız vücut ağırlığınız çarpı 50 kalori günlük. 70 kiloysanız 70 çarpı 50 günde 3500 kalori. Vücut ağırlığınız çarpı 2 gram günlük protein. Yani 70 kiloysanız 70 çarpı 2 140 gram protein. Mümkün olduğunca sık aralıklarla yiyorsunuz. Mümkün olduğunca yoğun kalorili şeyler yiyorsunuz. Ve bu beslenmenizi Fat Secret ya da MyFitnessPal tarzı bir telefon uygulamasıyla takip ediyorsunuz. Yeterli gelmiyorsa arttırıyorsunuz. Bunu günde 3 gün tüm vücut antrenmanıyla, anlattığım gibi bir tüm vücut antrenmanıyla destekliyorsunuz, iyi uyuyorsunuz. Bu, emin olun, size hem kas hem yağ olarak ciddi kütle kazandırır. Ben Yankı Tansu, Güç ve Fitness sayfasından sizlere seslendim. Umuyorum bu videomla istediğiniz kas kütlesini, istediğiniz kütleyi hızlı zamanda hızla kazanabilirsiniz. Sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin. Lütfen videomu paylaşmayı, sayfama abone olmayı unutmayın. Ben de sizler için hızla doğru içeriği YouTube kanalıma eklemeye devam edeceğim. Hoşça kalın.